Evet, birinci sorumuz bir bölme sorusu arkadaşlar. Şimdi birinci soruda dikkat etmemiz gereken önemli bir yer var. Mesela burada işlemleri yapmış aynı bölmedeki gibi. Burada dikkat etmemiz gereken yer şurası aslında. Burada ne demiş? 1C. Yani burada onlu bir sayı var. Burada onlu bir sayı ben neyse elde ediyorum? İlk önce 3 ile D6'yı çarpıp AC buluyorum. Kalan sayı da 1C buluyorum ve D ile D6'yı çarpıp şurada EF'yi buluyorum. Şimdi ben D ile D6'yı çarpıp onlu bir sayı bulabilmem için D'nin alabileceği tek bir değer var. O da 1. Yani burada benim bölenim 16, bölümüm de 31 sayısı. Şimdi o zaman devam edelim. Yani ben 3 ile 16'yı çarptığım zaman 48 buluyorum. Burada bir kalanı olduğuna göre üst taraf 49 ile başlıyor. Ve ben 1 ile 16'yı çarptığım zaman burayı 16 buluyorum. Ve iki kalanının kalması için de üst tarafın 18 olması lazım. O zaman ben A sayısını bulmuşum 4. F sayısını da bulmuşum 6. O zaman cevap da 4 çarpı 6'dan arkadaşlar 24 oluyor. Evet, ikinci sorum bir dikdörtgen çevre sorusu. Şimdi burada şuna dikkat etmem gerekiyor. Hemen şekil 1'e bakalım. Çevresi 132'ymiş. Bunun çevresi 132 ise hemen bakalım. Yani burada ne yapmış? İki tane BN var. İki kısa kenar var. Artı iki tane de uzun kenar var. Ben 2MN ile 2NM'yi toplayacağım. Yani ne yapıyorum ben burada? Şurada MN dediğim sayı nedir benim? Şöyle yazalım ya da. İkisinin toplamı 132. O zaman MN artı NM nedir? 66'dır. MN ile NM'yi açalım. Bu 10M artı N'dir. 10M artı N. NM nedir? O da 10N artı M. Buradan 11M artı 11N eşittir ne geliyor arkadaşlar? 66. O zaman her tarafı ben 11'e bölersem M artı N'i ben ne bulacağım? 6. M artı N 6. Tamam, bu cepte kalsın. Şimdi yan tarafa gelelim. Burada kaç uzun kenar var, kaç kısa kenar var? Bakalım. Uzun kenar, uzun kenar, kısa kenar, kısa kenar, kısa kenar, uzun kenar. Ve şurası arkadaşlar önemli bir kısım. Uzun kenarla kısa kenarın farkı şurası bakın. Onun için buraya ben uzun eksi kısa kenar diyeceğim. Çünkü şu orta kısım zaten çevreye dahil değil. Şimdi burada ne var arkadaşlar? 3 kısa kenar, 3 uzun kenar, bir de ikisinin farkı var. Tamam. 3 uzun kenar dediğim ne? Yani 3 tane arkadaşlar NM. Tamam. 3 tane kısa kenar dediğim ne? 3 tane MN. Bir de ne var arkadaşlar? Artı uzun eksi kısa var. Şimdi ben bunları açarsam 3NM ne demekti arkadaşlar? 3NM ne demekti? Şu 30N. Hatta şöyle de hızlandırabiliriz işlemimizi arkadaşlar. Burada ben MN artı M 66 bulmuştum. Burada da 3'er tane var. Bir tanesi 66 ise 3 tanesi nedir arkadaşlar? 198'dir. O zaman 198 yazalım. Artı uzun kenar eksi kısa kenar demiş. Şimdi uzun kenarla ben kısa kenarın farkını nasıl bulabilirim? Şimdi uzun kenar eksi kısa kenar dediğim şey burada. Aşağıda açalım şunu. Uzun kenarı neydi benim? Ne almıştık? Enem. Tamam. Enem dediğim 10N artı M. Kısa kenar dediğim şey neydi? O da 10M artı N. Tamam. Ben burada 10N'den N'i çıkardığım zaman ne buldum? 9N. M'den de 10M'i çıkardığım zaman ne buldum? Eksi 9M. Yani 9N'den 9M'i çıkarmamı istiyor benden. Hemen burada ben sol altta bir şey bulmuştum. M ile N'in toplamı 6 demiştim. Şimdi bunların toplamı 6. Bunlar rakamları birbirinden farklı diyor. Zaten aynı olursa uzun kenar kısa kenar anlamı olmaz. Benden de çevreye en az istediğine göre ben eni yani uzun kenarın ilk hanesini alabileceğim en küçük değer alacağım.
M'den büyük olmak zorundaydı N. O zaman alabileceği en küçük değer 4. M'de ne kalıyor? 2 kalıyor. O zaman 4 ile 2'nin farkına bakacağız. Yani N'in yerine 4 yazdım 36. M'in yerine 2 yazdım 18. 36-18'den buraya 18 buldum. Demek ki buraya ne gelecekmiş? 18. 198'e de 18'i topladığım zaman ben ne buldum? 216. Yani cevap D şıkkı. Evet, üçüncü soru. Arkadaşlar, bu tip sorularda nereden başlayacağımızı bulabilmemiz lazım. Mesela burada başlamamız gereken yer aslında şu. Şimdi A eksi 2 eşittir 96 bölü C demiş. Şimdi burada C bölü 6 diye bir şey var. Şimdi ben ilk önce C'ye yoğunlaşmalıyım ki. Neden? Çünkü 6'ya bölünebilen C sayılarına bakacağım. Yani şöyle diyebiliriz. Bakın burada 96'yı bölüyor C, burada da 6'ya bölünüyor. Yani 96'nın bölenlerinden aynı zamanda 6'yı bölenler neler? Şöyle diyebiliriz. Mesela 6'nın katlarını düşünelim. 6'nın katı olacak ve 96'yı bölebilecek bir sayı. Çünkü bunlar bir tam sayı. Düşünelim mesela 6 96'yı böler. Başka 12 96'yı böler. 18 24 96'yı böler. 30, 36, 42, 48, 96'yı böler dedi. Şimdi demek ki C'nin alabileceği 4 tane değer var. Şimdi bu 4 değer üzerinde hesapları yapmamız lazım. Bu değerleri aldığı zaman A ne olur, B ne olur ona bakacağız. C, A ve B. Şimdi C eğer 6 olursa şurası 16 olur. Burası 16 ise A eksi 2 16 olacağına göre A 18 olur. C 12 olursa 96 bölü 12'den 8, A'nın o zaman 10 olması gerekiyor. Eğer C 24 olursa bu bölümden 4 gelir, A'nın 6 olması gerekir. C eğer 48 olursa 96 bölü 48'den 2 olur ve A eksi 2, 2 ise A buradan 4 olur. Şimdi A farkınızda hep çift sayı değeri aldı. O zaman birinci benim maddem doğru. Devam edelim. Şimdi B'nin değerlerine bakalım. A 18, C 6 olursa 6 bölü 6'dan 1 artı 3'ten B 4 oldu. C 12 olursa 2 artı 3'ten B 5 oldu. C 24 olursa 4 artı 3'ten 7 oldu. C 48 olursa 8 artı 3'ten 11 oldu. Şimdi bakalım B asal sayıdır diyor. B asal sayı gitmiş genelde ama bu ilkinde 4 olan kısım asal sayı değil. O zaman asal sayı olması her zaman geçerli değil. B artı C çift sayıdır demiş. Yok. Şurada 48'i 11 ile eşleşmiş mesela. 59 yapıyor. O zaman her zaman çift sayı değil. O zaman cevabımız A seçeneği. Evet. Dördüncü sorumuza geçelim. Burada bir kural sorusu vermiş. Yani kural sorusu derken hani görmemiz gereken bir şey. Buradaki kuralı bulmaya çalışıyoruz biz. Şimdi buradaki kural arkadaşlar şuydu. Yataydaki sayıların toplamını dikeydeki sayılara böldüğümüz zaman şu ortadaki sayıyı buluyoruz. Yani 25 ile 5'i topluyoruz. 30. 1 ile 2'yi topluyoruz. 3. 30'u 3'e böldüğümüzde 10 buluyoruz. Burada 16'yı topluyoruz. 16. 3'e 1'i topluyoruz. 4. 2'yi böldüğümüz zaman ortadaki 4'ü buluyoruz. Burada da 8 ile 4'ü toplayacağız. 12. 2 ile 2'yi topluyoruz. 4. Sonra da 12'yi 4'e böldüğümüz zaman cevabı 3 bulacağız. Evet, burada bir EBOB-ECOG sorusu var. Burada bilmemiz gereken önemli bir bilgi var. Onu bilmezsek bu soruda sıkıntı yaşarız. O da şu. Biz bunu normal çözmeye çalışırken şurada payda eşitlemesini yaptığımız zaman şurası B bölü 1 zaten. Şunu A'la genişlettiğimiz zaman ne elde edeceğim ben? 72 artı AB bölü A. Eşittir neymiş? 37. Şimdi ben burada AB'yi bulabilirim. Nasıl bulabilirim? İki sayının çarpımı EBOB'ları ile ECOG'larının çarpımına eşitti. Yani A çarpı B aslında şurada ECOG'u ile EBOB'un çarpımına eşittir. 56 çarpı 4. O zaman A çarpı B ne olur arkadaşlar? 224. O zaman ben AB yerine ne yazmam lazım burada? 224 yazmam lazım. O zaman 72 artı 224.
Şuradan içler dışlar çarpımı yaptığın zaman 37A kalacak sağ tarafta. Şunu da topladığım zaman 296 buluyorum. 296 ne işitmiş? 37A'ya. O zaman ben her iki tarafını 37'ye bölersem buradan A ile ne çıkacak? 8. A 8'miş. O zaman 8 ile hangi sayının EBOB'u 4, EKOK'u da 56 olur. Ona bakacağım. Şimdi düşünelim. 56'nı bölenlerini düşünelim hemen. Neler var 56'nın bölenleri? 7 var. 8 var. 14 var. 2 ile 4 var. Hani onu yazmama gerek yok. 8'de zaten eşleşirlerse sonuç belli. EBOB kendileri olacak. Başka ne var? 28 var. Bir de 56'nın kendisi var. Şimdi A artı B'ye baktığımız şimdi 7 olamaz. 8 olsa EBOB'da EKOK'da 8 olur zaten. 14 desen 14 ile 8'in EBOB'u 4 değil. Ama 28'i aldığım zaman 28 ile 8'in arkadaşlar EBOB'u 4, EKOK'un da 56 olduğunu fark ederiz. O zaman da 28 artı 8'den cevabı ben 36 bulurum. 6. soru biraz uzun anlatmış soruda ama aslında yaptığımız şey çok basit. Buradakilerin tam sayı halini yazacağız. Yani ben 12'yi 5'e böldüğüm zaman bölümü kaç buluyorsam buraya onu yazacağım. 12'nin içinde 5 kaç tane var? 2 tane. O zaman buna 2 yazıyorum. 28'i 3'e bölecekmişim. 28'in içinde 3 kaç tane var? 9 kere 3, 27. O zaman ben ne yazacağım? 9. 38'i 7'ye böleceğim. 38'de 7 kaç tane var arkadaşlar? 5 tane var. O zaman buraya 5 yazacağım. Şimdi poligonda atış yapmışlar. Ali ve Emrah ilk atışını sırasıyla kırmızı ve sarı rengi vurmuş. Yani Ali ve Emrah var. Ali ilk atışında neyi vurmuş? Kırmızıyı. Emrah ilk atışında neyi vurmuş? Sarıyı. Tamam. Sonra ne olmuş? İkinci atışında Ali hiçbir balonu vuramamış. Ali karabana. Emrah'a bakalım. Emrah ise mavi renkli balonu vurmuş. Toplam aldıkları puanların farkını soruyor. Şimdi Ali kırmızıdan kaç puan alır? 9. Çünkü kırmızının puanı 9'du. Emrah sarıdan kaç puan alıyor? 5. Maviden kaç puan alıyor? 2. Emrah toplam 7 puan almış. Ali toplam 9 puan almış. O zaman aralarındaki puan farkı arkadaşlar 2'dir. Devam edelim arkadaşlar. Burada ne var? Bir tane devirli sayılar var. Şimdi devirli sayılar sorusunda arkadaşlar burada yapmamız gereken ilk önce şuna dikkat edeceğiz. Şimdi bunların üzerlerinde bir devirli sayı olup olmadığını bir boş verelim öncelikle. Burada şuna dikkat edeceğim. Şimdi bunların payları eşit. Şimdi payları eşit sayılarda arkadaşlar mesela şöyle olduğunu düşünün. Payları eşitse paydası küçük olan daha büyüktür değil mi? 1 bölü 2 büyüktür, 1 bölü 3 büyüktür, 1 bölü 4'tür. Ama burada negatif olduklarını söylüyor. O zaman şöyle bir ilişki olacak. Yani 1 bölü 2 küçüktür, 1 bölü 3 küçüktür, 1 bölü 4 olacak o zaman. Çünkü bunlar negatif sayılar. O zaman ben burada ilişkiyi kurarken aşağıda paydası birim olarak büyük olan büyük sayıdır. Şimdi hemen bakalım. Bunu yaparken ne yapıyorduk? Devam ettiriyorduk. Yani bu 253 devrettiği için 3'ten sonra yine 2 sayısı gelecek. Bunu da 253'te 3 devrettiği için hep 3 sayısı gelecek. Bunda da 253'te 53'lük kısım devrettiği için 53, 53, 53 diye devam edecek. Yani ilk 5 sayısı gelecek. Buradan o zaman en büyük olan hangisi oluyor arkadaşlar? M, sonra L, sonra ne oluyor arkadaşlar? K. Yani M büyüktür, L büyüktür, K diyoruz burada. O zaman M büyüktür, L büyüktür, K da arkadaşlar A şıkkında. Evet arkadaşlar burada bir tane bir düzenek gibi bir şey var. Burada da ne yapmış? Boşluklar var. Beyaz daireler ve mavi daireler var. Ve burada da diyor ki boyalı yani mavi dairedeki yazan sayı kendisine bağlı olan iki beyaz dairedeki sayıların toplamı olmalıdır. Yani şu ikisinin toplamı 15 ve şu ikisinin toplamı 13 gibi. Şimdi burada x artı y toplamının en büyük olması için benim ne yapmam lazım? X artı y ile bağımsız olanları küçültebildiğim kadar küçültmem lazım. Mesela bakın
Y'yi bağlayan neler var arkadaşlar? Şu ikisi var. X'i bağlayan şu ikisi var. Bunlarla alakalı olmayan tek en tepedeki daire var. O zaman ben oraya en küçük sayı olan 6'yı yazarım. 6 ile neyi toplarsam 13 olur? 7. 6 ile neyi toplarsam 15 olur? 9. Tamam, devam edelim. Geriye ne kaldı? 6, 7 ve 9'u kullandım. Geriye 8 ile 10 kaldı. Şimdi 8 ile 10'u yerleştireceğim. Burada 9 varsa buraya 8, burada 7 varsa buraya 10 koyarım. Ki iki tarafta toplamı 17 olsun. Gerçi onun çok da bir durumu yok. Şimdi o zaman ben Y'yi bulurken ne yaparım arkadaşlar? 8 artı 10'dan ben Y'yi 18 bulurum. X'e 9 artı 7'den 16 geldi. O zaman 16 artı 18'den arkadaşlar ben bunların toplamını 34 bulurum. Evet, burada güzel bir soru var. Asal çarpan sorusu aslında. Şimdi burada şu şekli aldığı zaman ne yapıyormuşum? Ben bunu asal çarpanlarına ayırdığım zaman şöyle x üzeri küçük a çarpı y üzeri küçük b buldum. Sonra o sayıda ben şu işareti aldığım zaman ne oluyor? Benim tabanımdaki asal sayıları toplamam demek oluyormuş bu. Aynı işaret aşağıda olduğu zaman da bu sefer de asal çarpanlarımın üstlerini toplayacakmışım. Şimdi buna bakarak aşağıya yapalım. Şimdi 1000 dediğim sayı. 1000 dediğim sayı arkadaşlar aslında 10'un kübüdür. 10'da 5 ve 2'den meydana geldiğine göre aslında bu 2'nin kübü çarpı 5'in kübü anlamına geliyor. 1000 sayısı. Yani tek tek bölmemize gerek yok. 91 biraz kendine özgü bir sayıdır. Yani biraz fark etmemiz zor olabilir ama 91 7 çarpı 13'tür arkadaşlar. Yani 7 üzeri 1 çarpı 13 üzeri 1'dir. Şimdi biz buradaki şu işaret kullandığımızda ne yapıyorduk? X artı Y diyormuşuz. Yani asal sayıları topluyoruz. O zaman 2 ile 5'i toplarsam ben ne elde ederim buradan arkadaşlar? 7. Bölü aşağı doğru şu işaret olduğu zaman da tabanları topluyordum. Yani ben ne yapacağım burada arkadaşlar? Pardon, burada üstleri topluyorduk. Benim üstlerim ne arkadaşlar? 1 ile 1. O zaman 1 artı 1'den ne diyeceğim? 2. O zaman cevabım ne oldu benim? 7 bölü 2. Devam edelim. Şimdi burada bir sayı doğrusu sorumuz var arkadaşlar. Bakalım bunu ne yapacakmışız? Yerleştirelim verileri. Şimdi kök 6'nın 2 birim solu dediği sayı nedir? Kök 6 bölü, kök 6 eksi 2'dir. Şimdi A yerine o zaman ne yazacağım? Kök 6 eksi 2. Burada bir eksi 2 daha var. Mutlak değeri kapa. Art. B sayısı da kök 3 birim, 3 birim solundaymış. Yani kök 3 eksi 3 yazacağım o zaman. 3 birim solaysa eksi olacak. O zaman kök 3 eksi 3. Bir de neyim var? Artı 2'm var. Artı, buraya ne yazmış? B eksi A artı 1 yazalım. B neydi arkadaşlar? Kök 3 eksi 3 müydü? Kök 3 eksi 3. A neydi? Kök 6 eksi 2. Ama şuraya dikkat, burada eksi var. Yani eksi, şurası kök 6 eksi 2 olduğu zaman ne olarak çıkacak? Eksi kök 6 artı 2 olarak çıkacak. Eksi kök 6 artı 2. Tamam, artı bir de 1 var. Şimdi böyle falan kökler mökler karışıyordu. Bunlar birbirini götürecektir herhalde muhtemelen şıklara bakarsak. Şimdi burada ilk önce mutlak değerin için negatif mi çıkacak, pozitif mi çıkacak? Ona göre ben dışarı çıkaracağım çünkü. Şimdi kök 6'dan eksi 2 eksi 2 daha burası eksi 4 oldu. Şimdi kök 6'dan 4 çıkarmam demek bu sayının negatife doğru gitmesi demek. Çünkü 4 kök 6'dan daha büyük bir sayı. O zaman ben bunu dışarıya eksiyle çarparak çıkarmak zorundayım. Bu dışarıya ne olarak çıkacak? Eksi kök 6, eksi 4 yerine de artı 4 yazacağım. Burası ne? Eksi 3 artı 2'den burası eksi 1 olacak. Kök 3 1'den büyük bir sayı olduğu için burası kök 3 eksi 1 olarak çıkıyor. Devam ediyorum. Artı. Şimdi burada ne varmış? Kök 3. Şimdi ilk önce bir sayıları halledelim. Ne var burada arkadaşlar? Sayıları yazalım. Eksi 3 artı 2 artı 1. Yani eksi 3, burada da artı 3 var. Bunlar hepsi birbirini götürür. Geriye ne kaldı? Kök 3 eksi kök 6 kaldı. Kaldı da burada kök 3 eksi kök 6 işlemine dikkat ederseniz kök 6 kök 3'ten daha büyük bir sayı olduğu için yani mutlak değer negatif olamayacağı için demin yaptığımız gibi burada da işaretlerini değiştireceğiz.
Yani aslında burası kök 6 eksi kök 3 oluyor. Şimdi burada eksi kök 6 ile artı kök 6 birbirini götürür. Kök 3 ile eksi kök 3 birbirini götürür. Geriye sadece 4 eksi 1 kalır. Arkadaşlar 4 eksi 1'in de sonucu nedir? 3'tür. Tamam, devam edelim. Evet, yeni sorumuza geldik. Kaçıncı soru bu? 11. soru. Şimdi bu soruda arkadaşlar ne demiş? AB ile AC arasındaki oranı vermiş. BA ile BC arasındaki oranı vermiş. Sonra tamam. İlk önce ABC'de bir ilişki kuracağız. Yani burada A sayısı ortak. AB AC'den büyük olduğuna göre BC'den daha büyük bir sayı. Burada B'ler ortak. Demek ki AC'den daha küçük bir sayı. C'de A'dan büyükmüş. İlişkiyi kurduk. Bakalım sayı doğrusu üzerinde AB ve BC iki basamaklı sayıları arasındaki uzaklık 48 birimmiş. Yani ben AB sayısından BC sayısını çıkardığım zaman cevabı ne buluyormuşum arkadaşlar? 48 birim buluyormuşum. Belki BC'den AB'yi çıkaracağım. Şimdi bir ilişkiyi kuralım. Hangileri daha büyüktü bakalım. BA'dan daha büyükmüş. O zaman ben BC'den AB'yi çıkarmam gerekiyormuş. Hemen düzeltelim. BC eksi AB neymiş? 48. Şimdi o zaman bunları bir açalım. BC ne demek? 10B artı C demek. 10B artı C. Bunu böyle mi yapalım? Tam bir yazalım. 10B artı C'den neyi çıkaracağım ben? 10 artı B'yi. 10B'den B'yi çıkarırsam 9B artı C. 9B artı C eksi 10 A mı? Bu neymiş? 48'miş. Şimdi buradan bir şeylere yaklaşabilir miyiz? 9B artı C eksi 10 A. Şimdi bunların arasındaki sıralamayı da kullanabiliriz aslında. Şimdi şuna dikkat. Aslında bu sağ taraftan biz güzel şeyler çıkarabiliriz. Şu sağ tarafa dikkat edin. Çünkü böyle işler biraz daha karışır. Sağ tarafta çok pratik bir yöntem var aslında. O da şu. Ben C'den B'yi çıkarıyorum ya burada. Şimdi C, B'den daha küçük bir sayı. Şimdi C'den B'yi çıkarırsam benim yandan 1 almam gerekecek. Ben yandan 1 alırsam B 1 eksilecek. O zaman ben B 1 eksildiği zaman yani B eksi 1'den ben A'yı çıkardığım zaman ne buluyorum? 4 buluyorum. Eksi 1 diğer tarafa gittiği zaman ben ne buldum? B eksi A'yı ne buldum arkadaşlar? 5 buldum. Bakın cepte bir oran yakaladım. B'den A'yı çıkardığım zaman 5 buluyormuşum. Tamam. B'den A'yı çıkardığım zaman eğer ben 5 buluyorsam arkadaşlar bu benim mutlaka işime yarayacak. B ile A arasındaki farkı buldum. Şimdi gelelim C'den B'yi çıkardığım duruma gelelim. Şimdi C'den ben B'yi çıkarınca eğer 8 buluyorsam çünkü C B'den küçük. Şimdi mesela ne diyebilirim? Burada en atıyorum ben 0'dan neyi çıkarırsam? 2'yi çıkarırsam 1 alırım. 10 eksi 2'den 8 olur. Ya da başka ne yapabilirim? 1'den 3'ü çıkarırım. 2'den 4'ü çıkarırım. 3'ten 5'i çıkarırım. Ya da 4'ten 6'yı mı çıkarırım? Öteki zaten devam edersek olmayacak zaten artık. Şimdi tam bir de aynı zamanda evet 5'ten de 7'yi de çıkarabilirim. 6'dan da 8'e bir sürü ihtimalim var. Şimdi burada B eksi A'nın 5 olması demek bir kere B'nin değerini biz yaklaşık olarak tespit edebiliriz. Yani mesela bir kere farkı 48 ise B zaten 4, 3, 2, 1 gibi değerleri alması mümkün değil arkadaşlar. Mesela biz B'nin ne olduğunu düşünelim. Mesela B'ye 5 desek ama burada B 5 olursa arkadaşlar A 0 olur. Bir sayı 0'la başlayamayacağına göre mümkün değil. O zaman B'nin alabileceği değerler arkadaşlar biraz daha büyük değerler. Yani 2, 3, 4, 5 gibi değerleri alamıyor B. B mesela 6 olabilir mi? Çünkü en az diyor ya biz en aza yoğunlaşmamız lazım. B 6 olsa bu sefer 6 eksi 1, 5 olacağı için A'ya 1 dedim. Tamam A 1 olsun. Eğer B 6 olursa C kaç oluyordu arkadaşlar? B ben ne yazdım? 6. C'nin
B'den küçük olması lazım. O zaman B'de 4 oluyordu. Şurada 4 ile 6 eşleşiyor. Yani 64 eksi 16 gibi bir şey olabiliyor sanırım, değil mi? Evet, farkı 48. O zaman ben buradaki sayıları toplarım. Ben ne dedim arkadaşlar? B'ye 6 dedim. A'ya 1 dedim. C'ye ne dedim? C'ye de arkadaşlar 4 dedim. Sıralama yolu bu. 6 büyüktür, 4 büyüktür, 1. O zaman bunların toplamı ne olur arkadaşlar? 11. En az dediği için en azdan yaklaşmaya başlamam lazım. O şekilde daha rahat olur bunu bulmam. Burada da bir oluşturulmuş bir şekil var ve bu şekil belli bir düzene göre ilerliyor. Şimdi bu düzeni bulabiliriz. Bakalım. Bir tane mavi dairem var. Ondan sonra 3 tane beyaz daire gelmiş. Ama bu 3 daire biraz böyle nasıl dışarı doğru duruyor. Bakın şu yuvarlak sağ tarafında duruyor. Sonra bir mavi daha gelmiş. Yine bir üçlü gelmiş ama bu sefer burada ortadaki beyaz sağında değil solunda. Yani hala devam eden bir durum var burada. Hala tekrarı görmedim hala. Devam ediyorum. Sola doğru, sonra mavi gelmiş, beyaz gelmiş ve tekrar başladığımız yere gelmiş burada. Yani o zaman benim tekrar eden kısım arkadaşlar şurası. Şöyle göstereyim, şurası. Buradan sonra gene soldaki gibi tekrar ediyor. Tamam, o zaman tekrar eden kısımda benim kaç mavi kaç beyaz dairem var? 3 tane mavi, 3, 6, 7 tane beyaz dairem var. Bana 36 tane mavi renkli daire olduğunu söylemiş. Şimdi 36 tane mavi renkli daire olması için 36, 3'ün kaç katı arkadaşlar? 12 katı. 36 tane mavi daire olursa 7 çarpı 12'den 84 tane de beyaz daire olur. Ama şeklin tamamlandığı durumunda. Ama burada şekil tamamlanmıyor. Bakın burada beyazla bitiyor. Burada maviyle bitmiş. Yani bakın şu zaten şurası şunun aynısı. Sondaki beyaz yok sadece. Demek ki şekil en sondaki beyazı koymadan bitmiş. O zaman burada bir tane beyaz çıkarmam gerekiyor. 84 eksi 1'den de cevabını bulurum. 83 tane beyaz daire vardır diyebilirim. Evet, devam edelim. Soru 13'e geldik. 13. soru bir grafik sorusu. Şimdi burada mantık kuralım. Bakalım. Kare 72 dereceymiş. Toplam 360 derece olduğuna göre maliyete gereği 288 derece kalıyor. Çok açığa girmeyeceğim, merak etmeyin. Burada 60 derece kar var. Gereği 300 derece maliyet var. Şimdi şurada şuna dikkat edeceğim. Benim maliyetim karımın 4 katı. Yani bunun maliyeti, sol taraftaki A ürünün maliyeti karının 4 katıysa ben maliyete 4x derim. Kârı da nerim? Onun 4'te 1'i olan x derim. Kâr da x'miş. Sağ tarafa gelelim. Burada da maliyet kârın 5 katıymış. O zaman ben B ürününün maliyetini arkadaşlar 5 katı olduğu için 5y desem kârını da bunu ne diyeyim? Y diyeyim. Ama altta bir bağıntı vermiş. Önce ona mı baksaydık? A ürünün 2 tanesinin satışından elde edilen kâr 1 tane B ürününün maliyetine eşittir. Tamam, böyle kalabilir. Bakalım. A ürünün 2 tanesinin satışından elde edilen kar. Tamam. A ürünü sattığım zaman 4x ne kadar kar ettim? Bakalım. Elde edilen kar. Bir tanesinden x kar ettiysem 2A üründen ben 2x kar ederim. Bir tane B ürünün maliyeti. Yani neymiş? 5y. Yani 2x'in bana 5y'ye eşit olduğunu söylüyor. Tamam. 2x eşittir 5y. Bir oran yakaladım. Devam. B ürününden kaç tane satılırsa elde edilen kar bir tane A ürününün maliyetine eşit olur. Şimdi B ürününden her ben satışımda ne kadar kar ediyorum? Y kar ediyorum. Şimdi bir tane A ürününün maliyeti ne kadardı arkadaşlar? 4x. Şimdi ben 2x eşittir 5y bulduysam bunu 4x yapmak için her tarafı ne yaparım? 2 ile çarparım. Yani 4x eşittir 10y değil midir aynı zamanda? Evet. Tamam, bir tane A ürünün maliyeti 4x'i elde etmek için benim 10y'ye ihtiyacım varmış. Ben bir Y ürününden, yani bir B ürününden Y kar ediyorsam 10y'yi elde etmek için benim 10 tane B ürünü satmam lazım ki bir taneden Y, 10 taneden 10y'ye kar edeyim. O zaman 10y'yi elde etmek için de benim toplam 10 tane B ürününden satmam lazımmış.
Tamamen ilişki yani. Oran yakalım. Burada derecelerin o kadar bir önemi yok. Sadece başta kullandım. Evet, bir köklü sayı sorumuz var. Köklü sayı sorumuzda arkadaşlar burada paranteze almamız gerekiyor. Yani bir ortak çarpan parantezi kullanacağız. Şimdi nasıl yapabiliriz? Şimdi burada kök 3 var payda. Aşağıda kök 3 var. Burada da kök 3'ün tı var. Kök 3 çarpı kök 2 çünkü burası aslında. E ben bunu kök 3 parantezine alırsam. Yukarıda kök 3 var zaten. Aşağıya kök 3 parantezine aldığım zaman ne kalacak burada geriye? 4. Çünkü çarpıldığı zaman 4 kök 3 olacak. Bunu verecek. Eksi. Ben 3 kök 6 elde etmek için ne yapmam lazım? Kök 3 ile neyi çarparsam ben kök 6 olurdu? Kök 2'yi. Bir de bunun katsayısı olan 3 var. Yani kök 3 ile 3 kök 2 çarptığımda 3 kök 6 bulacağım. Artı. Burada kök 2 var. E bunu da o zaman kök 2 parantezine alacağız muhtemelen. Alalım. E kök 2 elde etmem için 4 olması lazım. Şimdi kök 2'den nasıl 6 elde edeceğim? Şimdi güzel. 6'yı ben kök 2'ye bölersem buraya ne yazmam gerektiğini bulacağım. Şurayı kök 2 ile genişlettiğim zaman 6 kök 2 bölü 2 oluyor. Ha, demek ki 3 kök 2 ile kök 2 çarpıldığı zaman 6 olacak. O zaman ben buraya ne yazacağım? Artı 3 kök 2. Tamam. Şimdi burada kök 3'ler birbirini götürdü. Geriye sadece ne kaldı? 1 bölü 4 eksi 3 kök 2 kaldı. Burada kök 2'ler birbirini götürdü. Ne kaldı? Artı 1 bölü 4 artı 3 kök 2. Şimdi bunlar birbirinin ters işareti eğer fark ettiyseniz. Yani biri 4 eksi 3 kök 2, biri 4 artı 3 kök 2. O zaman bunu 4 artı 3 kök 2 ile çarparsam, bunu da 4 eksi 3 kök 2 ile çarparsam cevabı bulacağım. Yapalım. Paylar zaten 1'di değil mi? Tamam, şurayı bir aşağı çekelim de. Aşağısı biraz bize lazım olacak. Yapalım. Şimdi ben ne yaptım? 4 artı 3 kök 2 1 ile çarptım. O zaman 4 artı 3 kök 2 oldu burası. Burada da 4 eksi 3 kök 2 1 ile çarptım. 4 eksi 3 kök 2 geldi. Şimdi önemli olan paydamız ne bizim? Şimdi bu aslında iki kare farkı. Yani biz bir cebirsel ifadenin zıt işaretlerini çarptığımız zaman ne oluyordu? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi oluyordu. Yani 4'ün karesi eksi 3 kök 2'nin karesidir bu ifade. İki kare farkı arkadaşlar. Bilmeyenler baksın. E burada ben 3 kök 2'ler gitti. Artılı eksili. 4 ile 4 topladım. Payı 8 buldum. Payda da 4'ün karesi 16. 3 kök 2'nin karesi arkadaşlar 18. Yani 8 bölü eksi 2 buldum. E 8'i de eksi 2'ye bölersem ben ne bulurum cevabı? Eksi 4. Gelelim son soruya. Zeynep burada bir paralar bir şeyler harcamış. Bakalım. Şimdi Zeynep salı günü parasının yarısını 1 bölü 4'ünü ve 1 bölü 6'sını harcamış. O zaman benim 2'ye, 4'e ve 6'ya bölünebilen bir sayı kullanırsam, yani bir birim kullanırsam benim bunu bulmam kolaylaşır. Bunları bölen hangi sayı var bölünen? 4, 6, 12 diyebiliriz o zaman. 12 iyidir. O zaman Zeynep'in parası 12x olsun. Zeynep parasının yarısını, yani 12x bölü 2'yi, 12x bölü 4'ü ve 12x bölü 6'yı harcıyoruz. Yani toplam kaç x bulacağım ben burada? 12x bölü 2, 6x. 12x bölü 4, 3x. 12x bölü 6, 2x. Yani bu 6, 3 ve 2 toplu Zeynep aslında parasının çok büyük kısmını harcamış. 11x'ini harcamış. Geriye sadece x kalmış. Çarşamba günü kalan parasının, yani x'in %20'si ile bir kalem almış. %20 ne diyelim? 0,2 diyelim %20 yerine. Yani 0,2x ile bir kalem almış. Ve geriye 28 lirası kalmış. Şimdi 0,2x ile kalem aldıysa x'ten geriye ne kalır? Yani %80'i kalır değil mi %20'si ile kalem alırsa? O zaman 0,8x geriye kalan parası. Ve onu bana sayı olarak da vermiş. O zaman 0,8x eşittir 28'miş. Bana o zaman diyor ki kalem aldığı parayı bul diyor. E 0,8x 28 ise bana kalem aldığı parayı yani 0,2x'i soruyor. E şimdi %80 %20'nin kaç katıdır? 4 katıdır. 0,8 0,2'nin 4 katıdır. E o zaman 28'i 4'e bölersem
cevabı rahatlıkla bulabiliyorum. Çünkü oranları arkadaşlar bunların 4 kat. O zaman arkadaşlar cevabı 7 bulurum. Ve ilk 15 soruyu burada bitirmiş olduk size.